şunu bir kitap gibi düşünün. 3 sayfalı bir kitap gibi düşünün. Birinci sayfası, ikinci sayfası, üçüncü sayfası. Birinci sayfası kırmızı, ikinci sayfası yeşil, üçüncü sayfası da mavi tonlarını tutuyor. Bunlara ayrı ayrı baktığınızda her biri size gri seviyeli bir görüntü veriyor. Fakat üçüne birden aynı anda baktığınızda her birindeki değere göre size bir renk tonu sunuyor. Şimdi bunu şöyle örnek bir görüntü üzerinden gösterelim. Image diyelim. Bu cızırtı benden gelmiyor galiba. Evet. Şimdi MATLAB'da, neyse onlara geliriz. Görüntü işleme toolbox'ının içinde olan komutları kullanıyoruz genelde. Görüntüyü okumak için kullanacağımız komut da imread komutu. Imread'in argümanı olarak dosyanın ismini yazıyoruz. Benim buraya yazacağım papers png görüntüsü. Bu MATLAB'ın kendi klasöründe bulunan, ya built-in dediğimiz bir görüntü. Normal şartlarda ben herhangi kendi çektiğim görüntüyü okumak isteseydim current folder'a, çalışma konumuna o görüntüyü haliyle kopyalamam gerekirdi. Mesela şu ses dosyasında olduğu gibi. Fakat bu MATLAB'ın kendi bünyesinde olan bir görüntü olduğu için kendi dosya konumundan bunu çekebilecek. Şunu kenara alayım. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda gördüğünüz üzere workspace'de image değişkeni oluştu. IMG değişkeni oluştu. 384 satır, 512 sütun ve 3 kanallı bir veriye dönüştü. Minimum maksimum değerlerini göstermiyor veri sayısı çok olduğu için. Önemli değil. Peki ben bu IMG değişkeninin nasıl bir görüntü olduğunu nasıl anlayacağım? Bunun için de aynı grafik çizdirir gibi, yani plot fonksiyonu gibi bir fonksiyonumuz var. ImShow fonksiyonu. Yeni bir pencere açıyorum figürle. ImShow IMG dediğim zaman bana yeni bir pencerede bu görüntüyü gösteriyor. 384'e 512'lik ve 3 kanallı görüntü işte bu şekilde görünüyor. Şu an Data Cursor'dan herhangi bir yere tıkladığınızda bakın RGB renklerin 72, 39, 70 olduğunu, şu XY piksel konumunda ki piksellerin, 3 pikselin değerini gösteriyor. Şuraya geldiğimde bakın kırmızı biberin üzerinde ne oldu? Kırmızı kanalındaki piksel değeri arttı. Diğerleri nispeten biraz daha aynı kaldı. Beyaza geldiğimde her 3 renk kanalında da renk tonunun artması gerekiyor. Gördüğünüz üzere beyaz bölgede 8 bitlikti bu. Maksimum değerime çok yakın. 253, 253, 253 değeri görünüyor. Mesela koyu bir yere gittiğimde bu piksel değerleri gördüğünüz gibi azalıyor. Şu an burada tam siyah bir yer olmadığı için en düşük sanırım şuralara geliyor. Burası biraz daha düşükmüş. Gördüğünüz üzere. Yeşile geldiğimde
ne olacak? Yeşile geldiğimde de bundan daha yeşil bir bölge var mı? Bu ikinci renk kanalı daha baskın hale geliyor. Şurası belki biraz daha şey olabilir. Yok, olmuyor. Kırmızıdaki gibi bir örnek var mı diye bakıyorum ama en fazla bunu görebiliyorum. Turuncu bölgedeki renk tonları bu şekildeymiş. Sarıda neymiş? Sarıda kırmızı ve yeşil ağırlıklı. Mavi tonu hiç yok. Mavi tonu hiç yok. Veya çok düşük. Gibi. Renkli görüntü, yani RGB görüntü bu şekilde temsil ediliyor. Peki, şeye bakalım. Sadece diğer arkadaşlarda da var mı o şekilde kopma? Acaba benim internetimden mi kaynaklı? Sanmıyorum ama. Şöyle yapsam. Şunun ayarlarından. Belki o zaman o kopma şeyden kaynaklı olabilir. MATLAB'da ben çok hızlı gidiyor olabilirim. Hızı optimize edersem muhtemelen daha iyi olacaktır. Zaten diğeri kaydediyor. Peki. Tekrar olursa uyarın beni. Şimdi sadece kırmızı kanala baktığımızda sadece kırmızı kanala baktığımızda ne göreceğiz ona bakalım. Bu arada kırmızı kanala da nasıl erişeceğimizi görmüş olacağız. Şimdi IMG 3 kanallı görüntümden şu şekilde alabilirim. Bu zaten eni, boyu ve derinliği olan bir değişken, 3 boyutlu. Buradan ben ilk 2 boyutun tüm elemanlarını, şu 2 nokta üst üste koymam, tüm elemanlarını alıyor olmam demek. Birden atıyorum 100'e kadar yazarsam ilk pikselden, daha doğrusu ilk değerden 100. değere kadar, yani şunu şöyle açarsam gösterebilirim, gösteremeyeceğim, çok fazla sayı var diyor. İlk indeksten 100. indekse kadar olan değerleri al demek. İşte bununla da atıyorum 50'den end edersem 50. değerden bu boyutta, ikinci boyutta 50. değerden son değere kadar olan kısmı al demek şeklinde söyleyebilirim. Tabii biz belli şeyleri değil, tamamını alacağız şu an. Şunu da silmem gerekiyor. Ve renk kanalında da ne dedik, kırmızı kanal hangi sayfaya karşılık geliyor dedik? Birinci sayfaya. Kırmızı kanal. Kırmızı renk kanalı diyebiliriz. Benzer şekilde yeşili almak istediğimizde aynen ilk iki boyutta tüm elemanları alacağım. Üçüncü boyutta da ikinci sayfayı. Sayfayı alacağım. Yeşil renk kanalı olacak bu. Mavi için de üç olacak bu. Mavi renk kanalı. Yine aynı şekilde şu dördüncü satırda yaptığım gibi yeni bir figür açayım. InShow. R dediğim zaman bana kırmızı renk kanalını tek tonda gösterecek. Artık ben renkleri kırmızı olarak görmeyeceğim. Burada gördüğünüz gibi
gri seviyeli, yani gri rengin siyahla beyaz arasındaki tonlar olarak göreceğim. Kırmızı olan bölgeler şurada neydi? Kırmızı renk tonu yüksek değerdeydi. Şuralarda daha yüksek değerdeydi. Burada aynen o değerleri alıyorum. Tabii bunu bakayım. Evet, indekslenmiş olarak gösteriyor. Şu değere bakacağız. Şu indeks yazan değere bakacağız aslında. 215 değerine sahipmiş. Nereden örnek verebilirim? Mesela şurası neymiş? Burası daha koyu 61 değerine karşılık gelen bir pikselmiş. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı renge sahip bölgeler buralarda çok parlak görünüyor. Diğerleri daha az parlak, daha az yoğun görünüyor. Benzer şekilde bunu yeşil yaptığımda bu sefer bakın kırmızı bölgeler özellikle şurası daha koyu bir tona sahip oldu. 40'a düştü, 20'ye düştü değerleri. Hemen hemen aynı yorum yapamıyor olsak da yeşil bölgeler kırmızılardan daha parlak halde. Şurası örneğin. Burada mavi tonunda, mavi renkte pek bir bölge olmadığı için burada daha farklı bir şey göreceğiz. Muhtemelen o arka planı, yani şu mor bölgeleri biraz daha parlak göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım doğru mu tahmin ediyorum? Yani nispeten. Diğer bölgelerden daha parlak halde. Bu mor arka plan. Dikkatinizi çeken bir şey varsa her 3 bu gri seviyeli görüntülerden her üçünde de şurası hep en parlak bölgeler arasındaydı. Neden? Zaten buradaki her bir piksel değeri kendisi de yüksek bir değer alıyor. İşte 250 küsur değerleri alıyor genelde. Dolayısıyla ayrı ayrı baktığımızda da burası en parlak bölgelerden, beyaza en yakın bölgelerden. Buraya kadar bir problem var mı? Anlaşılmayan bir yer. Tamam. Şimdi eğer aranızda herhangi bir şey yapmış olan varsa görüntü işlemeyle ilgili, bunlar çok basit geliyor olabilir. Ama en baştan bunları iyi bir şekilde oturtursanız, temelini iyi atarsanız, devamında o kadar rahat edersiniz. Bunlar, şöyle şunu söyleyeyim, biz bu dersin kapsamında hemen hemen tamamında gri seviyeli görüntüleri işleyeceğiz. Gri seviyeli görüntülere işte belli matematiksel işlemler uygulayarak elde ettiğimiz yeni görüntüleri yorumlamaya çalışacağız. Dolayısıyla şu an renkli görüntülerle ilgili pek bir şey düşünmenize gerek yok. Peki. Şimdi dynamic range diye bir kavram var. Ondan önce nerede var? Tamam, o birazdan şey yaparız.